lup dup. Kalbinizi dikkatle dinlerseniz bir takım sesler çıkarttığını fark edersiniz. Bu sesler genelde şöyle tarif edilir. Lup dup, lup dup, lup dup. <laughs> Nasıl yazıldığını merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle yazılıyor. Lup ve dup. Bu sesler sürekli tekrar ediyor. Seslerin nereden geldiğini bulmak için önceden de kullandığımız bu kalp şemasını tekrar açtım. Ve resimde daha belirgin olsunlar diye kapakçıkları abartılı şekilde büyüttüm. Çünkü kalp seslerinin nereden geldiğini konuşurken bu kapakçıklara sık sık başvuracağız. İşe kalbin bölümlerini isimlendirerek başlayalım. Kan yukarıdan sağ kulakçığa giriyor. Oradan sağ karıncığa geçiyor. Buradan da akciğerlere gönderiliyor. Sonra sol kulakçıktan tekrar kalbe giriyor. Oradan da sol karıncaya geçiyor. İşte kalbin odacıkları bunlar. Şimdi kapakçıklara dikkatle bakın. Kanın her kapakçıktan geçişini ayrı ayrı konuşacağız. İlk olarak kan sağ kulakçıktan sağ karıncaya girerken buradan geçiyor. Kan sağ kulakçıktan sağ karıncaya girerken aynı anda sol kulakçıktan sol karıncaya da kan doluyor. Nasıl olur diyebilirsiniz? Kan aynı anda iki yerde birden nasıl bulunabilir? Ama unutmayın, kalpte sürekli bir kan akışı söz konusu. Bir önceki döngüde akciğerlere pompalanan kan geri dönüyor. Sol karıncığa gelen kan işte o. Sağ kulakçıktan sağ karıncığa gelen kansa yeni döngüye ait. Yani aynı anda iki odacık kanla doluyor. Sağ karıncık ve sol karıncık Kanın bu karıncıklara girebilmesi için kapakçıkların açılması gerek. Önce şu kapakçıkları bir isimlendirelim. Bunun adı triküspit kapak. T harfiyle kısaltacağım. Buradaki pulmoner kapak. Buna da P diyeceğim. Diğer tarafta bir mitral kapağımız var. Sol kulakçı sol karıncıktan ayırıyor. Son olarak bu da aortik kapak. İşte kalbin dört kapakçığı bunlar. Kan şu an kapakçıklara dolduğundan triküspit ve mitral kapakların açık olduğunu görüyoruz. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ama bakın ben pulmoner kapağı da açık çizmişim. Peki gerçekte bu böyle mi olur? Cevap hayır. Gerçekte olan şudur. Kan sağ kulakçıktan sağ karıncaya inerken şimdi yanlış akış yönlerini siyah oklarla belirtiyorum. Diyelim ki kanın bir kısmı böyle. Yani yanlış yönde gitmeye çalışıyor. Bu durumda bu iki kapakçık sadece tek yönlü geçişe izin veren şekilleri sayesinde böyle kapanır ve kanın geçişine izin vermez. Yani gerçekte olan bu. Kapakçıklar kapanıyor. Aynısı bu taraf için de geçerli. Diyelim ki bir şey oldu ve kan böyle yanlış yönde akmaya yeltendi. Yani ters yöne girdi. O zaman da bu kapakçıklar kapanıyor. Tekrar edeyim. Beyaz oklar doğru akış yönünü, siyah oklarsa yanlış akış yönünü gösteriyor. Kan ters yöne girdiğinde kapakçıklar böyle kapanıyor. Görüyorsunuz. Mitral ve triküspit kapaklar açıkken pulmoner ve aortik kapaklar kapalı. Peki sonra ne oluyor? Karıncıklar kanla dolduğuna göre artık kasılabilirler. Kasılıyorlar ve tüm kanı atardamarlara gönderiyorlar. Kapakçıklar açılıyor. Evet. Okları doğru yönde çizeyim. Oklar artık beyaz çünkü kan olması gerektiği gibi bu yönde ve bu yönde akıyor. Tabii bu akışa izin vermek için kapakçıklar da açılıyor. Göstereyim. Kapakçıklar açıldı. Kanın doğru yönde akmasına izin veriyorlar. Şimdi kan bu iki kapakçıktan geçiyor. Ama az önce bahsettiğimiz gibi yanlış yönlü bir akış burada da söz konusu olabilir. Öyle değil mi? Kan buradan kaçabilir veya buradan kaçabilir. Diyelim ki kanın bir kısmı yanlış yönde akmaya çalışıyor. Ters yöne girmek istiyor yani. Bu durumda bu kez de bu kapakçıklar kapanıyor. Burası kapakçık. Buradan çıkışı yok, diyorlar ve yolu kapatıyorlar. Böylece kanın ters yönde akmasını engelliyorlar. Her iki taraf için de geçerli bu kapakçıklar kapanıyor. Özetlersek kanın ters yönde akmasına izin yok. Çünkü böyle bir durumda kapakçıklar kapanıyor. Kapakçıklar hızla kapandığında mesela burada triküspit ve mitral kapakçıklar kapalı. Bu bir ses çıkartıyor. Yani T ve M hızla kapanınca bir ses çıkıyor. Bu sese lup diyoruz. Kalp atış sesindeki ilk vuruş bu. Aslında bazıları kalp sesini lup tup şeklinde tanımlamaz. Mesela bu ilk sese birinci kalp sesi adını verirler. Hatta iyice kısaltıp S1 olarak adlandırırlar. Yani S1 tabirini duyarsanız bilin ki tam olarak aynı şeyi kastediyorlar. Dup ise ikinci kalp sesi olarak geçiyor. Ve önceki nasıl S1 ise bu da S2 diye kısaltılıyor. Yani triküspit ve mitral kapaklar hızla kapanınca S1'i duyuyoruz. Buraya kadar gayet iyi. Madem bu kapakçıklar kapandı ve bu ses çıktı, o halde şöyle güzel bir tahminde bulunabiliriz. Aynı anda pulmonik ve aortik kapaklarında açılmış olması gerek. Yani diğer kapakçıklar kapandı, bunlar açıldı. Bunu öngörebiliyoruz. Ama bir şey değişmedi. Sesin kaynağı halen bu kapakçıkların kapanması. Şimdi gelelim dup kısmına. Aslında lupun tam tersi. Neyi kastediyorum hemen göstereceğim. Karıncıkların kasılması bittiğinde kan buradan ve buradan tekrar içeri girmeye çalışıyor. Daha önce de çizdiğim gibi yani. O zaman da bu kapakçıklar hızla kapanıyor. Ve geri akışı engellemek için hızla kapandıklarında bir ses çıkartıyorlar. İşte. Dub sesinin kaynağı pulmonik ve aortik kapakların hızla kapanması. Ve bu da diğer iki kapakçığın açıldığı anlamına geliyor. Yani triküspit ve mitral kapaklar açıldı. Bunu öngörebiliyorsunuz değil mi? Gerçi resme yansıtmamışım ben bu durumu ama neyse tamam değiştireyim ki belli olsun. Bu ikisi açıldı. Kan tekrar karıncıklara doluyor. Sonuçta sürüp giden güzel bir ritim oluşuyor. Kapakçıkların her açılıp kapanışında bir ses çıkıyor. Yani olup biteni gözünüzde canlandırabilirsiniz. Pardon şunları bir sileyim. Kan doğru yönde aktığına göre beyaz oklarla göstermem lazım. Ve başladığımız noktaya geri döndük. Şimdi lup ve dup arasında belli bir zaman geçiyor. Bir zaman çizelgesi yapacak olursak böyle bir şey ortaya çıkar. Lup burada olsun. Yani birinci kalp sesi S1. İkinci kalp sesi S2 de burada. Sonra burada tekrar S1 ve S2'yi duyuyoruz. S1 ve S2 arasında yani şu kadarlık sürede ne oluyor? Pulmonik ve aortik kapaklar henüz açıldı. Karıncıklar kasılıyor ve tüm vücuda kan pompalanıyor. Yani kanın vücuda yayıldığı süreç bu. Ve sistol yani kasılma olarak adlandırılıyor. Dupla bir sonraki loop arasında geçen sürede ise, yani burada kan kulakçıklardan tekrar karıncıklara doluyor. Bu sürece de diastol yani gevşeme diyoruz. Kalbinizin sesini dinleyecek olursanız bilin ki lup ve dup arasında kalbiniz kasılıyor. Ses tekrar başlayana dek yani dupla bir sonraki lup arasında geçen sürede ise kalbiniz gevşiyor.